Merhaba çocuklar tekrar. Merhaba. Dersimiz matematik. Ve konumuz problemler. Siz çok seviyordunuz problem çözmeyi. Bu tarz şimdi çözeceğimiz problemler sınıfta da fazlasıyla çözdük. Hem bir tekrar olması amacıyla hem de bugün size yollayacağım ödevden dolayı bu problemleri seçtim. Birinci problemimizle başlıyorum. Ancak mikrofonu birisinin kapatması gerekiyor konuşmayanların. Evet, mikrofonları kapatalım. Çünkü yankı yapıyor sesler. Birinci problemimiz, hep birlikte okuyoruz. İki sayının toplamı 45'tir. Sayılardan biri diğerinden 7 fazla olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Bu bir fazlalık problemi. Benzerlerini çözmüştük. Şimdi burada iki sayı var. Biri diğerinden büyük. Bizden küçük olan sayının kaç olduğunu bulmamızı istiyor. Evet, bakalım çözümümüze. Ben burada büyük sayıyı mavi kutuyla gösterdim çocuklar. Küçük sayıyı da kırmızıyla gösteriyorum. Efendim Fatih'ciğim? Öğretmenim, önce fazlalığı atmayacak mıydık? Beklersen sadece gösterdim. İki sayının toplamı 45. Sonra bakın bu büyük sayıyı ben fazlalık şeklinde gösterdim. Küçük sayıdan 7 fazla ya. Bu mavi büyük sayıyı küçük sayıya 7 ekleyerek gösteriyorum. Hatırlayın sınıfta kutularla yine böyle yapıyorduk. Şimdi dikkat ederseniz büyük sayıya bir küçük sayı artı 7 yazdığımda aslında iki küçük sayı ve bir de şu fazlalık 7 olmuş. Şimdi ben bu fazlalık 7'yi fazlalığı çıkarıyorum. Ben bu fazlalığı çıkardığımda 45'ten 7'yi çıkardığımda bulduğum 38 sayısı bu fazlalığı buradan çıkarttık çocuklar. Bu 38 sayısı neye eşit oluyor? Bu iki tane küçük sayı. Kırmızılar küçük sayı çocuklar. İki tane küçük sayının toplamı oluyor. Ben iki eşit sayının toplamını biliyorsam bir tanesini bulmak için hangi işlemi yapıyordum? Evet, Fatih hangi işlemi yapıyordun? Bir tanesini bulmak için... Biliyorum. Bölme işlemi yapıyoruz. Bölme. Evet. 38'i 2'ye bakın şuradaki iki nokta üst üste işareti daha önce söylemiştim. Bölme işareti yan yana bölmelerde kullanıyoruz. Bizim bu alt alta bölmelerimizi biz sınıfta alıştırmalar yapmıştık. Şimdi slide'de size böyle yan yana sadece problemi anlamanız için bu şekilde gösterdim. Önemli olan çünkü problemi anlamanız ve çözüm sıralaması. Biz hatta problem çözerken size iki konudan bahsediyordum. Bir, problemi anlamaktan kaynaklı mı yanlış yaptınız ya da işlem hatası mı diyordum. Şimdi önceliğimiz problemi anlamak, yoksa işlemlerle ilgili kısımlar zaten ayrıca çalışılması gereken konu. Evet, 38'i de 2'ye böldüm. Küçük sayımız 19. Buna benzer ikinci probleme geçiyorum çocuklar. Bu bir yaş problemi. Biri diğerinden 4 yaş büyük olan iki kardeşin yaşları toplamı 26'dır. Küçük olan kaç yaşındadır diye soruyor. İki kardeş varmış. Biri 4 yaş büyük. Kaan'cığım oturur musun tatlım? Biri diğerinden 4 yaş büyük. Ve bu iki kardeşin yaşları toplamı 26. Küçük olanı soruyor. Nasıl yapıyorduk biz? İki kardeş vardı. Bu fazlalığı nasıl yapıyorduk? Ben hatta bir şey diyordum size. Hatırlayan var mı? Evet. Sevgi. Sevgicim orada mısın? Sencer. Yusuf.
Öğretmenim, bölme işlemi yapıyoruz ve iki kardeş olduğu için pardon 26'dan 4 çıkarıyoruz, 22 kalıyor ve 22'de Evet. 2 kardeş olduğu için bölüyoruz 22'ye. Ne 11? Kaça bölüyoruz? 11 kişi kardeş. Bakalım şimdi, evet, bakalım şimdi çözümümüze. Bakın çocuklar, bu sarışın büyük abla. Bu evet. Da kardeşi. Bunlar arasındaki yaş farkı kaçmış? 26. Yaş farkını sordum. Diyor ki, probleme döndük. Biri diğerinden 4 yaş büyük diyor bakın. Biri diğerinden 4 yaş büyükse diğeri de diğerinin. Bu 4 yaş küçük, bu 4 yaş büyük. Yaşları farkı? 4. Şimdi biraz sonra yaş farkı ile ilgili size bir şey soracağım. Yaşları farkı 4. Şimdi bu kardeşinden 4 yaş büyük. Ben size diyordum ki 4 yaş büyük olmasın, bunları biz eşit gibi düşünelim diyordum. Bakın ben burada bu büyük ablayı küçülttüm. Küçüğüyle aynı şeye getirdim. Gördünüz mü resimde? Evet. Burada Fatih'cim dersi dinliyoruz. Tamam. 26'dan bu 4 fazlalığı çıkarıyorum. Bu 4 fazlalık ne biliyor musunuz çocuklar? Bu ablanın büyüklük farkı. Onu ben küçülttüm. Çıkarttım o fazlalığı 4'ü. İki tane, ikisi de aynı yaştaymış gibi düşünüyorum. Küçük kardeşin yaşını eşitlemiş gibi düşünüyorum. İki, bu bulduğum 22 küçük kardeşinin yaşının 2 katına eşit çocuklar. Bu fazlalığı çıkarttığımda abladan sanki 2 tane küçük kardeş varmış gibi sonucumuz 22. Şimdi artık bunu 2'ye bölerek küçük kardeşin yaşını bulabilirim. Mikrofonları kapatalım. 22'yi 2'ye bölüyorum. 2'de 2 bir kere. Tekrar 2 birliğe bakıyorum. 2 birlikte 2 bir kere. Ve bulduğum 11 küçük kardeşin yaşı çocuklar. Fazlalık problemlerinde ilk yaptığım şey fazlalığı çıkartmak. Ondan sonra eşit gibi düşündüğümde de küçük olanı fazlalığı çıkarttığım zaman ikisini de küçük gibi düşünüyorum. Bu yaş olabilir, iki sayının toplamı olabilir, problemlerde çeşitlilik gösterebilir. Eğer bir fazlalıktan bahsediyorsa, toplamını vermişse, küçük ya da büyük neyi istediği önemli değil. Biz fazlalığı çıkarttığımızda iki tane küçük sayı ya da yaş, her ne istiyorsa onu buluyoruz. İki eş parçaya böldüğümde de küçük kardeşin yaşını bulduk bakın. Şimdi bize büyük olanı soruyor olsaydı da buna ne yapacaktım? 11'e 4 ekleyecektim. Büyük kardeşin yaşını bulacaktık. Şimdi diğer problemime geçiyorum. Bu problemleri böyle biraz yüzeysel geçiyorum. Sınıfta da çünkü çözmüştük. Şimdi tekrar yolladığım ödevde zorlananlar olursa birebir görüşme yapacağım sizinle. Yaşları toplamı 36 olan iki kardeşten büyüğünün yaşı küçüğünün yaşının 2 katıdır diyor. Bakın bu sefer fazlalık değil. Ne var? Kat var. Kat problemi. 2 katı ne demek? Çarpma işlemi hatırlatıyor bize. Peki büyük olanın yaşını soruyor. Bu sefer fazlalık yok. Farklı bir şey var ve kat var. Şimdi bakalım nasıl çözüyoruz? Evet, bu küçük olan kardeş, bu 2 kat olan büyük. Yaşların arasında bakın 2 kardeş var burada. Küçük olanın 2 katı kadar diğerinin yaşı. Toplam kaç kat oldu? Biz kat problemlerinde birine 1 kat. Bir sayının 1 ile çarpımı kendisine eşit olduğu için ben o küçük olan yaşa 1 kat diyordum. Abla, burada abi var. Abinin yaşı da bunun 2 katı olduğuna göre bu da 2 kat diyoruz ve toplamı 3 kat çocuklar. Bu 36, bu 3 kata eşit. Şimdi ben bu 1 kat küçük kardeşin yaşını bulmak için bu 36'yı 3'e bölüyorum ve küçük kardeşin yaşını buluyorum. Fatih'im bir şey mi soracaktın? Öğretmenim. Efendim? Katların toplamları 3'tü ya. Evet.
36'yı sonra 3'e mi bölecektik? Evet, bak burada yaptığımız gibi. Sen benim ekranımı görebiliyorsun değil mi Fatih? Evet. Evet. Gel buraya. Çocuklar, ekranımda hep aynı kişilerin fotoğrafları gözüküyor. Ses onlardan geldiği için. Arada katılmak için mikrofonunuzu açıp, yani sürekli açık kalmasın. Konuşmak için arada diğerleri de ses verirse ve katılırsa çok sevinirim. Çünkü benim ekranımda sadece sizin çıkardığınız seslere göre görüntü değişiyor. Tamam öğretmenim. Evet, şimdi 36'yı 3'e böldük ve küçük kardeş bir katı bulduk. Ama bizden büyük olanın yaşı istendiği için iki katı bulmam gerekiyor. Bunun iki katıymış. Bu bulduğum 12 küçük kardeşin yaşı. Şimdi ben bunu 2 ile çarpıyorum ve büyük kardeşin yaşını buluyorum. İşlemlere çok üstünde durmadım. Önemli olan problem çözümü kısmıydı bugünkü dersimizin. İşlemle ilgili zaten hani birçok kısmı hallettik sizinle. İşlem hataları tabii ki yapmamaya çalışıyoruz. Şimdi bir yaş problemi daha. Yine bir kat problemiyle birlikte. Baba ile oğlunun yaşları toplamı 56'dır. Babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olduğuna göre babanın yaşı kaçtır? Şimdi yine bir önceki sorudaki gibi bu sefer daha pratik gösterdim. Babanın yaşı ve çocuğun yaşı 56 ya, ben direkt bunlara kat dedim. Çocuğun yaşına 1 kat diyorum. Çocuğun yaşının 1 ile çarpılması kendisini verdiği için ben ona 1 kat diyorum. Çocuğun yaşı 1 kat, babanın yaşı 3 kat ve toplam 4 kat dediğim şey çocuklar, çocuğun yaşının 4 katı. Ve bu neye eşitmiş? 56. Çocuğun yaşının 4 katı 56 oluyor. 1 kat kendisinin, 3 kat da babasının yaşı. Toplam çocuğun yaşının 4 katı 56. Şimdi ben 4 katı 56 ise bu 56'yı 4'e bölüyorum. Ve 1 kat olan çocuğun yaşını buluyorum. 56 bölü 4. Önce 5'i 4'e böldük. 1. Buradan 1 kalan vardı. Hatırlayın, bölme işlemini oldukça örneklerle fazlasıyla yapmıştık. 1 kaldı. 16'yı 4'e böldüm. 4. Bu çocuğun yaşı. Bizden babanın yaşı isteniyordu. Genelde unutuyoruz. Problem demesine bir şey bulduk. Burada bırakıyoruz. Lütfen problemde isteneni, verileni ayrıntılarını düşünerek yapalım. Babanın yaşı isteniyordu. O yüzden babanın yaşını bulmak için de 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 4, 12. Evde var 1. 3 kere 1, 3. 1 de elde, 4. Babamızın yaşı 42. Sağlamamızı yapalım. 14 ile 42'yi topladığımızda mutlaka her problemin sonunda bir sağlama yapın. Tekrar bir başa dönün. 14 buldum çocuğun yaşını, babasını 42 buldum. Toplamları 56 ediyor. Problemimizi de bir yapacağız. Şimdi ben bunlarla ilgili size ödev yollayacağım. Classroom'dan lütfen ödevlerinizi kontrol edip bana oradan da yaptıktan sonra geri siz de yollayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar çocuklar. Bir sonraki matematik dersinde kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi öğreneceğiz. Birazcık bahsetmiştik, daha da ileri düzeyde öğrenmeye çalışacağız. Hepinizi öpüyorum. Ömür, kapatmayın. Evet. Dersimizi bitirip 5 dakika sonra tekrardan birazcık günlük değerlendirme yapmak için bir arada olabiliriz çocuklar. Şimdi hepiniz bir el sallayın. Hayır, Ömür, kapatmayın. Hadi.